Tekrar batan herkese merhabalar ben Ergin Gör. Bugün sizlerle birlikte Acer'in Predator ailesinden XP1 oyuncu monitörünü inceliyoruz. 144 Hz'lik monitörler oyuncuların en çok beğendiği monitörler arasında yer alıyor. Ancak bu monitör 144 Hz tazeleme hızının ötesine geçiyor ve 165 Hz'lik daha da yüksek bir tazeleme hızı sunuyor. Bunun ne anlama geldiğini hiç bilmeyenler için çok kısaca özetleyelim. Klasik monitörler 60 Hz yani saniyede 60 kareyi ekrana çizebiliyorlar. 144 Hz'lik monitörler 144 kare ve bu monitör saniyede 165 kareyi ekrana çizebiliyor. Bu sayede çok daha hızlı bir monitör oluyor. Siz normalde oyundan kaç FPS alırsanız alın, gözünüzün önünde ekranda gördüğünüz FPS ekranın çizebildiği kadar. Yani yüksek FPS bilgisayarın takılmaması için önemli ancak oyuncu olarak sizin elinizin altında bunu hissedip oynayabilmeniz için de tazeleme hızının yüksek olması yine önemli. Tabii ki tazeleme hızının bir sonraki adımı da piksellerin renk değiştirme süresi. 1 milisaniye griden griye oldukları zaman piksellerin renk değişimi çok hızlı gerçekleşiyor ve yüksek yenileme hızlarında bulanıklaşma görmüyoruz. Özellikle bu monitörü test ederken de doğal olarak Counter Strike Global Offensive gibi bir FPS oyununu oynamadan olmazdı. Ben oynarken büyük zevk aldım, gayet güzel bir maç geçirdim ve doğal olarak da FPS değerlerini bir yandan göstererek Normalde ne görüyoruz? Ekran ne çiziyor? Bunları görelim istedim. Siz oyunlarda oyun ayarlarını tabii ki kendi zevkinize göre yapacaksınız. Mesela Tomb Raider oyunlarında çok yüksek FPS almak o kadar kolay değil. Ancak bu oyunlar Counter Strike kadar da rekabetçi değil. Bu oyunlarda renkler biraz daha ön plana çıkıyor. Karşıdan baktığımız zaman renklerin gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Yanlardan da baktığımız zaman renkler bir açıya kadar kendisini koruyor. Ama çok çapraz açılara doğru geçtiğiniz zaman bunun gibi yüksek tazeleme hızına sahip TN panellerin eksi ortaya çıkıyor. Çok fazla yandan, yukarıdan ya da aşağıdan baktığınız zaman renklerde bir miktar bozulma gayet doğal. Öte yandan IPS panellerde bu kadar hızlı gri'den griye geçiş süresini her panelde destekleyemiyor. Bunun haricinde oyuncu ayarları içinde on screen display menüsünden farklı ayarları yapabiliyorsunuz. Bunlar ön kısma konumlandırılmış tuşlar ile birlikte ayarlanıyor. Burada isterseniz oyun moduna sokarak ekrana bir nişangah getirebilirsiniz. Ya da renk ayarlarını oyun, film ve diğer modlar arasında değiştirmeniz de mümkün. Acer monitörlerin menülerinde Türkçe dil desteği de bulunduğu için ayarları anlayabilirsiniz. Bu monitörün özellikle oyuncuları ilgilendirme sebeplerinden bir tanesi de 144 hatta 165 Hz'e 1440 pde de vermesi. Şimdi 2560'a 1440p dediğimiz çözünürlük White Quad HD olarak da geçiyor. Normalde HD dediğimiz 720p'den sonra Full HD dediğimiz 1920 x 1080 piksellik monitörler çıktı ve yıllardır standart durumdalar. Bunun bir adım ötesine geçtiğinizde bunun gibi 1440p dediğimiz monitörlerle karşılaşıyorsunuz. Bu çözünürlük daha yüksek, daha keskin bir görüntü veriyor. Bu çalışırken, internette gezerken ve en önemlisi oyun oynarken daha net bir görüntü demek. Özellikle bu monitörde 27 inçlik bir monitör olduğu için 27 inçte 1440p çok daha güzel, çok daha oturaklı duruyor. 1080p 27 inç monitörler oturma mesafesi çok yakın olduğu zaman piksel aralıkları biraz genişlediği için o kadar net durmayabiliyorlar. Elbette bu oturma pozisyonunuza bağlı. Bu yüzden 1440p ideal bir çözünürlük değeri diyebiliriz. Bunun ötesine geçip 4K 144 Hz, 4K 60 Hz monitörleri de elbette geçebilirsiniz. Ancak 4K'da o kadar yüksek FPS almak için gerçekten aşırı derecede güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Ve ne yazık ki çoğu oyun o kadar yüksek kare hızlarına henüz 4K'da çıkabilecek kadar ne optimize ne de çoğumuzda o sistemler mevcut. İşte bu yüzden günümüzün tatlı aralığı 1440p 144 Hz dediğimiz yer ya da bunun ötesine geçip 165 Hz ya da daha yüksek tazeleme hızına sahip hızlı monitörler. Bu monitörlerde anlatılmayan, üreticilerin bizlerle paylaşmadığı bir tane püf noktası var. O da input lag dediğimiz bir gecikme değeri. Bu gecikme değerini ölçmek için ne yazık ki özel ekipmanlar gerekiyor. Biz bu özel ekipmanlardan bir tanesini kullanarak port üzerinden arka tarafta bağlayıp ön taraftan verdiğimiz sinyal ile bu ölçümü gerçekleştirebiliyoruz. Üst kısımda, orta kısımda ve alt kısımda en düşük ortalama ve en yüksek giriş gecikme değerlerini ölçtük. Burada ortalamanın 13 milisaniye olması çok güzel. Neden? 13 milisaniye giriş gecikme değeri monitörün iç elektronik aksamında bize görüntünün gelene kadar geçirdiği süreyi gösteriyor. Normalde kullandığınız fare, klavye, oyuncu ekipmanları, ekran kartı, sistemin diğer bileşenlerinin hepsinde bir miktar gecikme var. Ve bu gecikmeler biriktiği zaman bir de Türkiye'deki internetin durumunu göz önüne aldığınız zaman oyunlardaki rekabet şansımız azalıyor. İşte bu yüzden iyi oyuncu ekipmanlarının aslında gerçek püf noktalarından bir tanesi üzerlerine konulan RGB süsler falan değil, elektronik olarak gecikmesiz ve hızlı çalışabilmeleri. İşte bu monitörde bunu karşılayan monitörlerden bir tanesi ve bu yüzden gerçekten oyuncu monitörü tanımına hak ediyor. Acer özellikle Predator serisinde de bu monitörleri bizlerle buluşturuyor. Zaten monitörün tasarımına baktığımız zaman üç taraftaki çerçevesiz tasarım, alt kısımda Acer'in Predator yazısını görmemiz de bunun işaretleri. Yine monitörün diğer detaylarına baktığımız zaman yan tarafta erişebileceğimiz son derece kolay erişimli 2 adet USB 3.0 portu var ya da yeni adıyla USB 3.2 Gen yani 1. Bunun da bir açıklama rehberini Teknopat.net'te sizlerle birlikte paylaştık. Recep ile bayağı gülerek hazırladığımız bir rehber oldu. Arka tarafta baktığımız zaman diğer USB portlarını ve kasaya bağlantı için gereken o ana USB hub bağlantısını da görebiliyorsunuz. Diğer bağlantılar HDMI ve DisplayPort. DisplayPort bağlantısı özellikle bu monitörün en önemli noktalarından olan G-Sync teknolojisini kullanmanız için gerekti. Yüksek tazeleme hızını tam olarak almak ve tam çözünürlükte performans almak istiyorsanız PC oyunlarında ve bilgisayarınızda özellikle display portu tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. HDMI portu özellikle konsol oyuncuları için hem konsolumu hem bilgisayarımı bir arada bağlayabileyim ya da buna bir başka görüntü cihazı bağlayayım, bir görüntü adaptörü bağlayayım, kablosuz olarak telefondan görüntü aktarayım diyenler için yine kullanışlı. Ancak burada HDMI portunun 1.4 değil de 2.0 olmasını kesinlikle tercih ederdik. Portların haricinde burada güç kablosunu ve bunun yanında güç şalterini de görebiliyoruz. Günümüzde ne yazık ki her monitörde artık bu güç açma kapatma tuşu yok. Normalde standby modunda yarım wattta yaksa tamamen kapatabilmek ve prizi kapatmamak da güzel bir seçenek bence. Olmasında bir sakınca yok hatta yarar var. Yine monitörün içerisinde 2 wattlık hoparlörler yer alıyor ve bunlar aslında şaşırtıcı derecede güçlü. Masanın üzerindeki ufak fi tarihinden kalma çok eski ve çok zayıf o plastik hoparlörleri atıp monitörün kendisini kullanabilirsiniz. Ancak 144 Hz 1440p bir monitör aldıysanız şahsi tavsiyem bunun yanında güzel bir de ses sistemi ya da iyi bir oyuncu kulaklığı almanız. Ardından tabii ki bu güzel oyuncu kulaklığını monitörün arkasındaki kulaklık askısına asarak kullanabilirsiniz. Monitörün standına gelirsek özellikle beğendiğim noktalardan bir tanesi oldu. Monitörün ilk kurulumunda paneli çıkarttıktan sonra bu monitör ayağına da yakından baktık. Monitörün alt kısmındaki kırmızı, siyah ve de açılı tasarımı standa ayağı çok sağlam ve masaya gerçekten sabit bir şekilde oturuyor. Yerinden kolay kolay kalkmıyor. Aynı zamanda metal olduğu için gerçekten güçlü. Altındaki o döndürmeli ufak vida ile hemen elinizle tornavideye gerek kalmadan bu ayağı buna monte edebiliyorsunuz. Ayağın kendisi de son derece sağlam, yükseltme, alçaltma ve pivot modlarını destekliyor. Yine bunun üzerindeki Yan kısma baktığımız zaman kırmızı siyah tasarımı görebiliyoruz. Aynı zamanda stand ayağının alt kısmındaki boşluktan da kabloları istersek geçirip derleyip toplayabiliyoruz ya da bu şekilde açıkta bırakabiliyoruz. Ama benim tavsiyem pivot modunu çok fazla kullanmayacaksanız özellikle buradaki kablo toplayıcı kısımdan yararlanmadık. Evet, oyuncu monitörlerinde çok fazla ihtiyacımız olmasa da tasarımda ya da çalışmada bazen ihtiyaç duyduğumuz pivot modu da bu monitörde destekleniyor. Monitörü 90 derece tam dik açıya rahatlıkla getirebiliyorsunuz. Sağa, sola, yukarı, aşağı oynatabiliyorsunuz. Hareket açısı açısından güzel. Bu da TN panelinin oturma pozisyonunu doğrudan ayarlama imkanı açısından gayet güzel bir şey. Neden? Çünkü TN panellerde bunda kullanılan panel tipinde tam karşıdan bakmak en iyi sonuçları veriyor. Elbette burada renkler ve diğer değerlere baktığımız zaman modlar arasında yaptığımız ayarların etkili olduğunu, oyunlardaki renklerin yeni nesil bir TN panel kullanıldığı için gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Aşağı ya da yukarı 40 derecelik hareket açısı, sağa ya da sola 30 derecelik hareket açısı da sizi kesmediyse tabii ki bir monitör stand kolu kullanarak bunun üzerindeki VESA standartına yararlanabilirsiniz. Monitörü takmak kadar çıkarmak da kolay. Alt kısımdaki düğmeye bastığınız zaman standından hemen ayrılıyor. Çerçevesiz olduğu için de birden çok monitörü yan yana koymanız mümkün. Ancak kavisli bir monitör değil, düz bir monitör. Benim de halen en çok tercih ettiğim monitör türü düz. Ancak kavislerin cazibesi de artmaya başladı. Acer Predator ailesinde kavisli monitör seçenekleri olduğunu da belirtelim. Bunun haricinde karşımıza çıkacak diğer durum var neler? Karşımıza çıkacak aslında en büyük durum bunda bir sorun olup olmadığı. Özellikle farklı görüş açılarından baktığımız zaman ya da karanlıkta aydınlıkta baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Panel yapısı sebebiyle özellikle ışık sızmasından nefret edenler, hiçbir şekilde olmasını istemeyenler için muazzam derecede başarılı bir monitör. Zira bu panel tipinde ışık sızması, bulutlanma gibi sorunlarla hiçbir zaman karşılaşmıyorsunuz. O yüzden teknolojiyi satın alırken, bunları hayatımıza uygularken neyi sevip neyi sevmediğimizi bilecek kadar ekipman kullanmış olmak gerçekten avantajlı. Sorunsuzluk açısından güzel, yüksek hertz değeri açısından güzel, 144 hertzin ötesine geçerek 165 hertz'e elde edebilmek kesinlikle gayet güzel. Aynı zamanda Burada ekstradan neyi tercih ederdik? 10 inç display menüsünün öndeki tuşlar yerine arka taraftaki bir joystick ile kullanılabilir olmasını kesinlikle tercih ederdik. Fakat ben ayarlarımı bir defa yapar bırakırım. Bir daha da ellemem diyenler için bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yine hoşumuza giden noktalardan bir tanesi yabancıların wobbly yani oynuyor dedikleri standın oynak olmaması. Stand sabit duruyor ve de monitör kendi kendine çok fazla hareket etmiyor. Burada ne yazık ki başka bir eksi var. Bizim çekim masamızın biraz fazla sallanması o da değişmeye aday. O yüzden daha sabit bir masa üzerinde kullanırsanız kesinlikle daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. İçerideki ışık yansımalarına gelecek olursak şu an parlak stüdyo ışıkları altında sağdan soldan gelen ışıklar olmasına karşın gayet görülebilir olduğunu söyleyebilirim. Yine de hiçbir monitör doğrudan arkadan gelen aşırı parlak güneş ışığını tam olarak kıracak kadar kalın bir kaplama ile gelmiyor. Bu biraz sizin perdeyle kapatmanızı gerektirecektir. Daha sert kaplamalar kullanıldığı zaman görüntünün kendisi de daha grenli bir hal alıyor. Bu yüzden tercih edilmiyor. Peki ne yapalım? Bu monitörü alalım mı, almayalım mı? Şahsen rekabetçi oyunlarda özellikle Counter Strike gibi FPS oyunlarına mücadele eden bir oyuncuysanız almanızı tavsiye ederim. 1440p hem bugün hem de yarın için ideal bir çözünürlük. Uzun yıllar boyunca 1440p'nin yürürlükte kalacağını söyleyebiliriz. 4K kadar ileriye dönük olmasa da günümüzün ekipmanlarıyla bu ekrana yüksek FPS vermek daha kolay. Nvidia ekran kartlarıyla kullandığınız zaman G-Sync teknolojisini etkinleştirebiliyorsunuz. Hemen orada bazı izleyicilerimizin soruyu yönelttiğini duyabiliyorum. Ama Nvidia FreeSync için yani AMD ekran kartlarıyla da G-Sync'in açılması için Adaptive Sync'e izin verdi diyebilirsiniz. Bununla ilgili rehberlerimizi Teknopat.net'te yine bulabilirsiniz. Olay şu, her monitör ne yazık ki doğrudan G-Sync ile sorunsuz bir şekilde bütün oyunlarda mükemmel performans sergilemiyor. G-Sync sertifikasına sahip G-Sync teknolojisi üretimden itibaren içinde olan monitörler ise bu konuda mükemmel performans vermeyi garanti ediyor. Nvidia kontrol panelini açarak G-Sync'in açık olduğunu kontrol ederseniz bir Nvidia kartıyla hiçbir yırtılma ve takılma olmadan muazzam derecede akıcı bir oyun tecrübesi elde edebiliyorsunuz. O yüzden evet günümüzde G-Sync ve G-Sync'in yeni seviyeleri devam ediyor. G-Sync uyumu olan diğer Acer'ın FreeSync'li monitörlerine de elbette bakabilirsiniz. Fakat bu noktada şunu görüyoruz Acer Predator de özellikle rekabetçi davranmış. Neden? Fiyatı diğer monitörlerle karşılaştırdığı zaman 27 inçte 144 Hz ya da 165 Hz'de baktığımız zaman rakiplerine göre gayet güzel bir seviyede. 1440p bir monitör için 27 inç için alabileceğiniz, erişebileceğiniz fiyat şu an piyasada hem güzel hem de dediğimiz gibi uzun vadede de kısa vadede de gayet kullanışlı. O yüzden kısaca bir artı ve eksilerini özetleyelim. İnce çerçeve, kulaklık standı, 1 milisaniye tepki süresi, hız aşırtma ile 165 Hz ekran tazeleme kesinlikle güzel özellikler. 144 Hz'in ötesine çıkabiliyoruz. Eksiler Thumbstick yerine OST'de yine menüde klasik tuşlar kullanılmış ve arka tarafta HDMI 2.0 yerine HDMI 1.4 portu kullanılmış. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman ciddi bir eksi olmadığını söyleyebiliriz. Olay sizin monitör karakter tercihinize ve beklentilerinize bakıyor. Bize her türlü monitör sorusunu her zaman sorabilirsiniz. Bir de Teknopat tavsiye sistem tavsiyelerinde sistem ile monitörlerin eşleştirildiği yerlerde hangi sisteme, hangi çözünürlükte, hangi herste monitör alabilirim, ne kadar alabilirim çok hızlı bir şekilde fikir edinebilirsiniz. Bunlardan yararlandığınız zaman kesinlikle çok daha iyi bir tercih yapmak elinizde olacaktır ve Acer Predator XB1 bunlardan bir tanesi olabilir. Sizlerle birlikte yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.